Sayın Bakan, Sayın Vali, değerli misafirler, kıymetli sanatseverler, namı Osmanlı sınırlarını aşan Mimar-ı Azam, Piri Mimaran, Mimar-ı Sinan'ı İstanbul'umuzun en gözde mekanlarından biri olan iki yanı tarihi binalarla süslü İstiklal Caddesi'nde eski adıyla Cadde-i Kebir'de bulunan tarihi Atlas sinemasında onun hayatını ve muhteşem dehasını konu alan belgeseli izleyerek anmak ve hayırla yad etmek üzere bir araya geldik. Kanuni Sultan Süleyman'ın Sinan bina ilminin keskin kılıcıdır diyerek kıymetini ilan ettiği o abidevi kültür hazinesinin sahibi, bir medeniyetin evladı olmanın haklı gururuna sahip olarak hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Mekanların ruhumuzdaki derin tesirini düşünürsek, bugün içinde bulunduğumuz tarihi atmosferin tesiri altında Koca Sinan'ı anmak ruhumuzda ayrı bir heyecan meydana getiriyor. 1870'li yıllarda inşa edilen ve 1948'den beri de Beyoğlu'nun en büyük sinemalarından olan Atlas Sineması bugün Koca Sinan'ı ağırlıyor. Emeği geçen başta İstanbul Valiliğimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Atlas Sineması Müze Müdürümüz ve çalışanlarına bu güzel organizasyon için şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, Osmanlı İmparatorluğu'nun medarı iftiharı, bütün gönül coğrafyamızın mührü Koca Sinan'ın yüzlerce eserinin hepsini ayrı ayrı bilemesek de onun bir eserini gördüğümüzde bu eserin mimarı muhakkak Sinan'dır diye fikir yürütebiliriz. Çünkü Mimar Sinan kendine mahsus ve çok belli bir üslup sahibi, özgün bir sanat dehasıdır. Sadece bizim ülkemiz için değil, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'ın Kayseri'nin Ağırnaz köyünden Mimarbaşılığa uzanan öyküsü bizlere ilham olmaya devam edecektir. Osmanlı medeniyetinin yapı taşlarından olan Mimar Sinan, Osmanlı kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kadim tarihimizin ve hatta bütün gönül coğrafyamızın Mimar Sinan'ı Osmanlı kültürünün öz evladıdır. Osmanlı gibi büyük bir medeniyet, sadece topraklarının genişliği ve yapılan seferlerin keyfiyetiyle değil, Koca Sinan gibi ulu bir mimarın manevi dünyamızı kalıcı eserlere aktarmasıyla inşa edilmiştir. Kültür bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır. Bu noktayı nazardan bakıldığında Sinan hem maddi hem de manevi bir münşidir. Sinan'ı sadece maddi yapı inşa eden bir mimar zannedersek büyük bir yanılgı içine düşeriz. O eserlerini mensup olduğu medeniyetin itikadı ve dünya görüşü ile temellendirerek, meczederek ve tasarlayarak olağanüstü güzellikte eserler veren bir kilit taşıdır. Kubbelerine eklediği fil ayaklarıyla Ayasofya'nın ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın ömrüne ömür katarak İslam medeniyetini yükselten ve hala ayakta tutan payanda dehasıdır. Arafat'tan Kabe'ye su getiren ve can suyu olan oluklar, kurşunları sökülmüş, minaresi yıkılmış olsa da inatla direnmeye devam eden Yunanistan'daki Osman Şah Camii, daha nice isimlerini sayamayacağımız Bulgaristan, Bosna Hersek, Kırım'daki eserler medeniyetimizin izlerini yaşatmaya devam ediyor. Değerli misafirler, eserleri asırlar boyunca hayatta kalan ve hayranlık uyandıran Sinan'ın yetiştiği menbaı bilmek önemlidir. 1512'de Yavuz Sultan Selim zamanında acemi olanlar ocağında parlak zekası fark edilince Enderun Mektebi'ne alınmış, burada istidatları ve olağanüstü kabiliyetleri dikkat çekince Pargalı İbrahim Paşa'nın okulunda önce matematik ve marangozluk eğitimleri almış, daha sonra ileri mimari eğitimleri tahsil etmiştir. Ancak Sinan bu vasıflarından önce 40 yaşına kadar askerlik yapmış bir yeniçeridir. Ordu içinde de farklı zekası ve hünerleriyle en önde tanınan ve bilinen bir askerdir. Mısır, Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Almanya, Bağdat, Tebriz seferlerine katılması,
çok farklı yerlerdeki mimari yapıları görmesi onun dehasının ortaya çıkmasında önemli bir yer tutmaktadır. Mimar Sinan asker olması hasebiyle gençlik dönemlerinden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her beldesini görmüş, bu esnada en büyük tutkusu olan şehirler, yollar ve köprüler daima onun muhayyilesinde kalıcı izler bırakmıştır. Tebriz seferinde Van Gölü'nde kullanılacak 3 kadırganın hızlıca ve başarıyla yapımını tamamlaması ve Boğdan seferi sırasında Prut Irmağı üzerinde 13 günde yaptığı köprüyle sahip olduğu hüneri defalarca ortaya sermiştir. Ordunun yol ve köprü yapımlarında daima en önde Mimar Sinan vardır. Bu kabiliyetleri sebebiyle padişahların verdiği birçok makam ve rütbenin de sahibidir. Genç yaşında 1538'de Osmanlı yapı işlerinden sorumlu mimarbaşı olur. Neredeyse 50 yıl kesintisiz olarak eserler verir. Değerli misafirler, Müslümanlar Ayasofya'nınki gibi büyük bir kubbe yapmayı beceremezler eleştirisine hüzünlenen Mimar Sinan, Selimiye'yi inşa ederek adeta kendi mimari gazasını ilan edecek kadar büyük bir komutandır. Mimar Sinan'ın bu büyük eserlerin yanı sıra tasarımında küçük ve kubbesiz camiler yaparak farklı mimari güzellikler denediğini de hatırlatmamız gerekir. Sinan yapacağı eseri binanın bulunduğu yerin fiziki ve kültürel bağlamına uygun olarak inşa etmiştir. Onun her eseri bulunduğu şehrin dokusuyla uyumlu olarak şehircilik anlayışıyla ortaya konmuştur. Malumunuz UNESCO üstün evrensel yapıları insanlığın ortak mirası olarak kabul eder. Mimar Sinan'ın son eseri Selimiye Camii 2011 yılında UNESCO listesine dahil edilmiştir. Selimiye Camii artık bütün dünya insanlarının ortak mirasıdır. Değerli misafirler, 5 padişah dönemi yaşamış, 3 Osmanlı sultanına mimar başılık yapmış ve 50 yıl boyunca sürekli çalışmış Koca Sinan, aynı zamanda sayısız öğrenci yetiştirmiş tek kişilik bir okuldur adeta. Eserleri teknik anlamda kusursuz olup her türlü mühendislik inceliğine sahiptir. Aynı zamanda estetik olarak yüksek bir zevki de temsil etmektedir. Hikayesini hepimiz biliriz. Süleymaniye'nin yapıldığı dönemlerde aydınlatma yüzlerce kandille sağlanıyordu. Mimar Sinan müthiş matematik zekasıyla kandillerin İslerini bir noktada toplamayı başarmıştı. Aydınlatma için kullanılan 4000 mumun isini is odasında toplamış, taş kapı üzerinde açılan 4 delikten gelen mumların isleri enerjilerin değişim noktası olan bu yerde toplanmıştı. Buradan üretilen kaliteli mürekkep de sarayda fermanların yazımında kullanılmıştır. Çok sonraları Batılı geometrinin henüz tarif edemediği devirde dış minare aleminin ve is odası kubbe noktalarının tariflediği dairelerin sönen bir sinüs eğrisi çizdiği fark edilmiştir. Sinan'ın Süleymaniye'de kullandığı bu teknoloji Batı üniversitelerinde ileri seviyede ders olarak işlenmektedir. Türkiye'de ve dünyada hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış, binlerce araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam ediliyor. Resmi tarih kitaplarında parmaklarında bin marifet, zihni ve zekası ile çağın Aristosu, bugün Öklit yaşasaydı Mimar Sinan'a yamak olurdu gibi cümlelerle övülmüştür. Sinan'a yapılan bu atıflar, döneminin en önemli tarihçilerinin eserlerinde onun ne derecede yüksek bir kabul gördüğünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Herkes biliyor ki Sinan'ın her bir eseri ayrı bir aşkla yapılmış, gerçek bir samimiyetin ve gönülden taşan hissiyatın ürünüdür. Ölümünden sonra yeğenlerine ruhuna okunmasını arzu ettiği sureleri vasiyet eden bu titiz Müslüman, bugün en sevdiği yer olan Süleymaniye'nin yanında küçük bir köşede onu ebediyete taşıyan kendi tasarladığı türbede metfundur. Mimar Sinan vasiyetinde şöyle der: "Umut ederim ki zamanın sonuna ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insaflı bir gözle baktıklarında beni hayır dua ile anarlar inşallah.
Vasiyetinde arzu ettiği gibi koca Sinan'ı hayır ve rahmetle daima anıyoruz. Cenab-ı Hak kabrini nur, mekanını cennet, makamını âli eylesin. Yakın arkadaşı ve hayat hikayesini yazan Sa'i Mustafa Çelebi'nin Sinan'ın mütevazi türbesinin dış duvarındaki kitabede bulunan dizeleriyle onu anlatmak gerekirse, yattığı yeri hüda kılsın anın bağ-ı cinan, geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan. İnsan eser ilişkisini en güzel anlatan mimarların pirinin belgeselini izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Piri mimaran Sinan'ı anmamıza vesile olan bu etkinliği organize eden valiliğimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.